Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba, adım Şirhan, 27 yaşındayım. Azerbaycan'da doğup büyüdüm. Bundan 3 yıl önce başımdan geçen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Bir gün arkadaşım Halit benimle buluşmak istediğini söyledi. Onunla buluştuğumuzda canının biraz sıkkın olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda birkaç gün önce işini kaybettiğini söyledi. Halit yeni evlenmişti. Bir sürü borcu vardı. Bu yüzden çalışmak zorundaydı. Ancak şu aralar yeni bir iş bulmak ve iyi bir para kazanmak çok zordu. Ben de peki sana nasıl yardım edebilirim diye sorduğumda, hani senin Türkiye'de bir arkadaşın vardı, adı Emir, onunla konuşsan, eğer ki yanında bize uygun bir iş varsa gidip orada çalışalım dedi. Ben de Halit gibi uzun zamandır işsizdim. Ancak hiç Türkiye'ye gidip çalışmayı düşünmemiştim. Bu fikir aklıma yatmıştı. Hemen telefonu elime alıp Emir'i aradım. Ancak açmadı. Ardından bir mesaj geldi. Şu an çalışıyorum. Akşam müsait olunca seni ararım diyordu. Ben de mesajı Halit'e gösterdim. O da tamam, sıkıntı yok, akşam buluşur, konuşuruz dedi. Halit'in yanından ayrıldıktan sonra eve geldim. Annem nereden geldiğimi sorduğunda Halit'le buluştum. İşten ayrılmış. Bana Türkiye'ye gidip birlikte çalışalım diyor dedim. Annem de peki sen ne dedin dediğinde, ben de Türkiye'de uzun zamandır çalışan bir arkadaşımı aradım. Müsait değildi. Akşam döneceğini söyledi. Onunla konuşacağım. Eğer ki uygun olursa gitmeyi düşünüyoruz. Biliyorsun, ben de uzun zamandır işsizim dedim. Annem bu durumdan memnun olmuştu. O da zaten her fırsatta git çalış, bir işin ucundan tut, bizi destek ol diye söyleniyordu. Her gün bu lafları da duymaktan kurtulmuş olurdum. Emir'le konuşup durumumuzu anlattım. O da şanslı günümüzde olduğumuzu ve iş yerlerine eleman aradıklarını söyledi. Bu haberi hemen Halit'e söyledim. O da hiç zaman kaybetmeden yarın sabah yola çıkalım dedi. Gerçekten de kaybedecek zamanımız yoktu. İşe ne kadar erken başlarsak o kadar hayatımızda düzene girer diye düşünüyorduk. İstanbul'a arkadaşımın yanına gittik. O gün arkadaşım iş yerinden izin alarak bizimle vakit geçirdi. İşi bulmak kolay olsa da kalacak yer bulmak çok zordu. Emir evli ve iki çocuklu bir adamdı. Bizim onun evinde kalmamız hiç doğru olmazdı. Bu yüzden birkaç gün otelde kaldık. Ancak otel fiyatları çok yüksek olduğu için kendimize acilen bir ev bulmamız gerekiyordu. Gece gündüz internetten bütçemize uygun ve iş yerimize de yakın bir ev arıyorduk. Sonunda bir ev bulabilmiştik. Ev fotoğraflarda oldukça iyi görünüyordu. İçi full eşya doluydu. Fiyatı da şimdi kira fiyatlarına göre oldukça uygundu. Ancak bir sorun vardı. Bu ilan uzun süre önce paylaşılmıştı. Yine de bir umut o numarayı arayıp evin hala boş olup olmadığını sorduk. Şükürler olsun ki ev hala boştu. Sabah erkenden Halit, Emir ve ben o evi görmek için gittik. Evin tam olarak konumu söylemek istemiyorum. Adresteki yere geldiğimizde 6 katlı oldukça eski bir bina ile karşılaştık. Binanın önünde 20'li yaşlarında oldukça sıska ve biçimsiz bir adam gördük. Bizi görünce kime baktınız diye sordu. Onunla konuşmak için biraz daha yanına yaklaştığımızda çok kötü koktuğunu fark ettik. Adama burada boş bir ev varmış, oraya bakmaya geldik dediğimde adam da burada öyle bir yer yok, çıkıp gidin, uzaklaşın buradan dedi. Adam çok garip davranıyordu. Biz ona cevap vermek isterken içeriden bu adamın nispeten daha yaşlı ve güler yüzlü bir adam çıktı. Elini o adamın omzuna koyup siz ona aldırış etmeyin, herhalde eksi birdeki ev için geldiniz dedi. Ben de ilanlarda hangi katta olduğunu yazmıyordu. Ancak adresin bura olduğuna eminim dedim. Adam da tamam, isterseniz buyurun geçin, eve bakın. Eğer ki beğenirseniz ev sahibiyle konuşuruz dedi. Emir de peki siz kimsiniz dediğinde, ben bu apartmanın kapıcısıyım, bu da benim oğlum, biraz aklı kıttır, kusura bakmayın dedi. Adam onu söyledikten sonra oğlunun kulağına bir şeyler fısıldadı ve onu içeriye gönderdi. Oldukça güler yüzlü olan bu adam önden giderek buyurun içeri geçelim, evi size göstermek istiyorum dedi. Biz onun arkasından gittik. Eksi bire indik. Adam kapıyı açtı. Kendisi dışarıda durdu ve buyurun içeri geçin dedi. Emir isterseniz siz geçin, evi gösterin dediğinde yok, ben içeri geçmeyeceğim, siz geçin, istediğiniz yere istediğiniz gibi bakın, daha sonra gelin, burada konuşalım dedi. Normalde evi tanıtmak için girmesi gerekiyordu.
Bu bizim için pek de sorun olmadı. Biz içeriye geçip etrafa baktık. Ev oldukça düzenliydi, tertemizdi. Evde ihtiyacımız olabilecek tüm eşyalar vardı. Salon, iki yatak odası, balkon, mutfak oldukça geniş ve güzeldi. Ev eksi birde olmasına rağmen diğer tarafa çıktı. Sanırım tepeye doğru yapıldığından böyle olmuştu. Bir tarafımız kapkaranlıkken diğer taraf gayet güzel aydınlıktı. Emir yanımıza gelip bu evin bu fiyat olması biraz garip. İlla ki bir sorunu vardır dedi. Halit de yok oğlum ne sorunu olacak? Bence burayı tutalım dedi. Ev gerçekten de güzeldi. Ancak Emir'in de dediği gibi böylesine bir ev neden bu fiyat olsun ki? Evi gezdikten sonra tekrar dışarıya çıktık. Adama gerçek fiyatın ne olduğunu sorduğumuzda ilanda ne gördüyseniz o dedi. Biz de o zaman tutmak istiyoruz dedik. Adam da emin misiniz dedi ve ardından gülümsedi. Biz de tabii ki de eminiz. Hatta bugün taşınmayı düşünüyoruz dedik. Adam da sorun yok. Ben ev sahibinden anahtar alırım. Akşam siz buraya geldiğinizde anahtarı veririm dedi. Hiç zaman kaybetmeden oradan ayrıldık. Gidip otelden eşyalarımızı aldık ve akşamüstü bu eve geldik. Adam bize anahtarı verirken bu apartman sessiz bir yer. Siz de öyle olursanız sevinirim dedim. Ben de tamam sıkıntı yok deyip anahtarı aldım. Eve girip kapıyı kapattık. Biz kapıyı kapatana kadar adam orada öylece dikildi. Kapıyı kapattıktan sonra arkadaşıma sessiz olmasını işaret ettim. Birkaç saniye sessizce bekledikten sonra kapı deliğinden adamın gidip gitmediğini kontrol ettim. Ama garip bir şekilde adam hala orada duruyor ve kapıya bakıyordu. Ben bu adamın ne yapmak istediğini anlam verememiştim. Galiba baba oğul psikolojik sorunları vardı. Ancak bu bizi rahatsız edebileceği anlamına gelmezdi. Hala neden beklediğini sormak için kapıyı açtığımda kapının önünde kimse olmadığını gördüm. Etrafta sakin görünüyordu. Hızlı bir şekilde yürüyüp merdivenlere baktım. Ancak kimse yoktu. Sanki adam bir anda buhar olup uçmuştu. Halit de benim arkamdan gelerek ne oldu? Adam orada mı diye sordu. Ben de kimse yok. Hadi eve gidelim dedim. Eve girip kapıyı kilitledik. Buraya gelmeden önce dışarıda yemek yediğimiz için karnımız toktu. İhtiyacımız olan tek şey sadece duş alıp dinlenmekti. Ben bavulumdan birkaç parça eşyamı çıkarıp daha sonra banyoya girdim. Üstümü değiştirip yatak odalarından birini seçtim. Benim seçtiğim oda galiba misafir odasıydı. Ama bunun benim için bir önemi yoktu. İstediğim tek şey sadece dinlenmekti. Yatağıma uzanıp rahat bir uyku çekmek için gözlerimi kapattım. Tam bu sırada Halit'in sesini duydum. Beni çağırıyordu. Olduğum yerden ona cevap verdim ve ayağa kalkamayacağımı söyledim. Ancak o ısrarla beni çağırıyordu. Sonra sinirlenip ayağa kalktım ve salona geldim. Halit'in salonda olmadığını görünce ''Oğlum dalga mı geçiyorsun? Hem beni çağırıyorsun hem kayboluyorsun.'' dedim. Banyoya doğru gidip banyo kapısından ''Ne var? Ne istiyorsun?'' dedim de ''Hiçbir şey istemiyorum.'' dedi. Ben de ''O zaman beni niye çağırdın?'' diye sinirlendim. O da ''Ben seni çağırmadım ki. Gördüğün gibi duştayım.'' dedi. Ben ona cevap vermedim ve odama gittim. Odanın kapısını kapatıp tekrar yatağıma uzandım. Başımı yastığa koyar koymaz uyudum. O kadar yorgun ve bitkindim ki hiçbir şey düşünecek halde değildim. Sabah erkenden işe gitmek için uyandım. Evde yiyecek bir şey olmadığı için kahvaltıyı dışarıda yapmaya karar verdik. Hazırlanıp evden çıkarken apartmanın önünde buraya ilk geldiğimizi gördüğümüz o çocuğu gördük. Bizi görünce ''Siz hala yaşıyor musunuz?'' dedi gülerek. Ben de ona ''Gel bakayım sen buraya.'' dedim. Yanımıza gelip baştan aşağı bizi süzdü ve sinsi sinsi gülmeye başladı. ''Senin adın ne? Kaç yaşındasın?'' diye sordum. Adının Ercan olduğunu ve 20 yaşında olduğunu söyledi. Biz onunla konuşurken babası yanımıza geldi. ''Günaydın efendim. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı?'' dedi. Ben de ''Hayır, teşekkür ederim.'' diye cevap verdim. Tam oradan uzaklaşacakken Ercan arkadan bize seslenerek ''Babamın da adı Cemil.'' dedi. Biz de memnun olduk diyerek yolumuza devam ettik. Yol boyu baba oğuldan bahsettik. Gerçekten garip davranıyorlardı. O gün iş yerine biraz yoğun çalıştığımız için çok yorgunduk. Bizim işimiz evimize biraz uzak olduğu için artık servise gidip gelecektik. Servis bizi evimizden 500-600 metre uzakta indirdi. Arkadaşım Halit ile sohbet ederek eve doğru yaklaşırken o çocuğun yani Ercan'ın kapıda durduğunu gördük. Ben ''Bulaşmayalım şunu. Hızlıca eve girelim. Zaten çok yorgunum.
Bir de saçma sapan konuşu, beni sinir etmesin dedim. Halit de, al benden de o kadar dedi. Kapıya gelip tam içeri girecekken Ercan bizim isimlerimizi fısıldadı. Biz buna aldırış etmedik. Hızca merdivenlerden inip eve geldik. Kapıdan içeri girdiğimizde, arkadaşım, oğlum, biz ne yiyip içeceğiz? Niye gelirken markete uğramadık dedi. Ben de, evet ya, haklısın. Hadi markete gidelim dedim. O da, vallahi ben geri çıkamam. Bir liste yap, git al getir dedi. Ben de, iyi tamam, sen bilirsin. Liste yapmaya gerek yok. Ben ne alacağım biliyorum diyerek evden çıktım. Dışarıya çıktım da Ercan kapıda yoktu. İçimden, oh be, neyse ki defolup gitmiş. O çocuğu gördükçe sinirlerim bozuluyor zaten dedim. Markete gidip ihtiyacımız olan birkaç şeyi aldım. Buranın marketleri bizimkilerden biraz farklıydı. Çeşitler daha çoktu. Ben de bu yüzden istediklerimi seçmekte biraz zorlandığım için markette biraz fazla zaman geçirdim. Eve geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Biraz tedirgin olmuş, birazcık da sinirlenmiştim. Halit kapıyı neden açık bıraktı? İçeriye hırsız girebilir, her şey olabilir. Böyle bir düşüncesizliği neden yaptığını sormam gerekiyordu. Elimdeki poşetleri mutfağa bırakıp Halit'in odasına doğru gittim. Ancak onu hiçbir yerde bulamadım. Telefonu elime alıp aradım. Ancak telefonun evde olduğunu fark ettim. Bu çocuk nereye gitti? Başına bir şey mi geldi acaba diye iyice merak etmeye başladım. Biraz oturup bekledim. Gelmeyince ben de kalkıp mutfağa geçtim ve aldıklarımı yerleştirdim. Tabii aklım sürekli ondaydı. Kapıyı açık bırakıp nereye gitmiş olabilir ki diye düşünürken birden kapı çaldı. Hızlı adımlarla kapıya doğru gidip kapıyı açtığımda Halit'i üstü başı dağılmış bir şekilde gördüm. Ona ne oldu? Nedir senin bu halin dediğimde hiçbir şey söylemedi ve içeriye geçip kendini kanepeye attı. Onu dikkatlice süzdüğümde ayaklarının pislik içinde olduğunu gördüm. Evden çıkarken ayakkabı giymedin mi sen diye sordum. Hala cevap vermiyordu. Sessiz bir şekilde boşluğa bakıyordu. Yüzüne, koluna dokundum. Bedeni buz gibiydi. Ben, oğlum adamı korkutma. Sana soruyorum, ne oldu? Başın ne geldi? Neden kapıyı açık bırakıp ayakkabıyla giymeden çıkıp gittin? Kim seni çağırdı? Ne gördün? Ne duydun? Çatlatma insanı. Hadi söyle dedim. Dudakları susuzluktan birbirine yapışmıştı. Zorlukla da olsa ağzını açtı ama söylediği sözlerin tek kelimesini anlamadım. Hemen gidip mutfaktan bir bardak soğuk su getirdim. İçmesine yardım ettim. Suyu içip biraz dinlendikten sonra kendine geldi ve başından geçenleri anlatmaya başladı. Sen gittikten birkaç dakika sonra geri döndün. Gelip kanepede öylece oturdun. Ben de sana ne oldu, neden markete gitmedin diye sorduğumda cevap vermedin. Çok garip görünüyordun. Ben de herhalde bir şeyin vardır, canın sıkılmıştır diye üstüne gitmedim. Tamam, ben giderim markete diyerek cüzdanımı alıp evden çıkacakken bana bekle birlikte gidelim dedin. Sen ayağa kalktığında odadan garip bir ses duydum. Sana o da ne, sen de duydun mu o ses dediğinde gülümseyerek evet duydum dedin. Ben hadi gidip bakalım ne sesiymiş dediğimde gerek yok, ben ne olduğunu biliyorum dedim. Garip görünüyordun. Yüzünde saçma sapan bir gülümseme vardı. Bedeninin hiçbir yeri kımıldamıyordu. Sanki taş kesilmiştin. Sana, iyi misin? Ne bu halin? Bak beni korkutuyorsun dediğimde. Arkanı dönüp hızlıca odaya doğru gittin. Sen odaya girdiğinde ağlamaya başladın. Öyle yüksek ses ağlıyordun ki bütün apartmandakilerin senin sesini duyduğuna yemin edebilirim. Ben o an ne yapacağımı bilemedim. Odaya, yanına gelip sana yardım etmek, canını sıkan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Ancak odaya geldiğimde seni göremedim. Tam arkamı dönüp odadan çıkacakken karşımda seni buldum. Vücudun çok garip görünüyordu. Vücudun bazı yerleri morarmış, bazı yerlerinden kan akıyor, dudakların simsiyah, gözlerin ise yerinde yoktu. Üzerime atlayıp boğazıma yapıştın. O kadar güçlüydün ki sana karşı gelemiyordum. Beni boğarken ses tonun değişti. Etraf bir anda karanlığa büründü. Odadan garip sesler gelmeye başladı. Etrafta sağa sola koşan ne olduğunu bilmediğim varlıklar görünüyordu. Gerçekten çok korkunçtu. İçimden Allah'a yalvardım. Bu kabusun bitmesini istedim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir anda kendimi salonun ortasında buldum. Gözlerim açık, hemen etrafa baktım. Hiç kimse yoktu. Etraf sakin görünüyordu. Tam derinden nefes alıp şükürler olsun. Az önce yaşadığım şeyler bir rüyaydı diye düşünürken kanepenin altından çıkan simsiyah, uzun tırnaklı bir el benim bacağıma yapıştı. Hızla ayağa kalkıp kapıya doğru koştum.
Kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Ancak içerideki beni korkutan her neyse arkamdan geldiğini duyabiliyordum. Bu yüzden arkama bile bakmadan hızlıca koşmaya başladım. Apartmandan dışarıya çıktığım anda etrafın tamamen farklı olduğunu gördüm. Markete doğru koşup senin yanına gelmek istedim. Ancak hangi yöne doğru gittiysem garip sesler duyup geri döndüm. Neredeyse aklımı kaybedecektim. Nereye gittiğimi bilmeden koşmaya başladım. Bir anda bir kalabalığın içine düştüm. Oradaki insanlardan birine yaklaşıp ''Ne olur bana yardım edin. Yolumu kaybettim. Başıma çok kötü şeyler geldi.'' dedim. Adam biri bana doğru döndüğünde daha da korkmuştum. Adamın yüzü yoktu. Sadece o da değil. Etraftaki herkes onun gibiydi. Hemen onlardan uzaklaşarak apartmana geri döndüm. Apartmanın önüne geldiğimde Cemil abiyle Ercan'ı gördüm. Bana bu saatte nereden geldiğimi sordular. Ben de onlara bilmiyorum. Yolumu kaybettim dediğimde onlar birbirine bakıp bir şeyler fısıldadılar. Daha sonra Cemil abi benim koluma girdi ve beni kapıya kadar getirdi. Ondan sonrasında biliyorsun işte dedi. Halit bunları anlatırken ben onu dikkatle dinledim. Anlattığı şeyler çok garipti. Ancak pek inanılır gibi değildi. Yine de ona inanmadığımı ona belli etmedim. Sen biraz dinlen istersen. Benim Cemil abiyle bir şeyler konuşmam gerekiyor dediğimde hayır gitme. Beni yalnız bırakma lütfen dedi. Ben de merak etme. Hemen döneceğim desem de beni bırakmadı. Çok korktuğu belliydi. Bu yüzden onun uyumasını bekledim. Zaten pek uzun sürmedi. Saate baktığımda saat daha gece yarısı olmamıştı. Cemil abinin evi birinci kattaydı. Yukarı çıkıp kapısını çaldım. Çok geçmeden Cemil abi kapıyı açtı. Bana hayırdır oğlum bu saatte niye geldin? Bir sorun mu var dediğinde ben de az önce Halit'i evsiz mi bıraktınız dedim. O da yok biz bırakmadık. Belki Ercan bırakmıştır. Bekle bir ona sorayım dedi ve Ercan'a seslendi. Ercan kapıya geldiğinde babası ona Halit abini evine sen bıraktın dedi. O da biraz duraksayıp hayır, hayır ben yapmadım diyerek kekeledi ve hemen yanımızdan uzaklaştı. Cemil abi bana hayırdır, bir sorun var diye tekrar sordu. Ben de yok abi dedim. O da tamam iyi geceler o zaman dedi ve kapıyı kapattı. O kapıyı kapattıktan sonra apartmanı şöyle bir göz gezdirdim ve etrafı dinlemeye başladım. Her taraf o kadar sessizdi ki sanki bu apartmanda bizden başka kimse yoktu. Acaba gerçekten sadece biz mi vardık diye içimden geçirdim. Yukarı katlara çıkıp etrafa göz gezdirdim. Bu derin sessizlik hala devam ediyordu. Kapılardan birine yaklaşıp çalmak istedim. Ancak hiç kimseyi bu saatte rahatsız etmeye hakkım yoktu. Hem çalıp ne diyecektim ki? Daha fazla oyalanmadan kendi evime doğru gittim. Eve geldiğimde Halit hala kanepede uyuyordu. Mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırladım. Daha sonra gelip Halit'i uyandırdım. Yemek yerken gözüm sürekli Halit'in üzerindeydi. Acaba bir şeyler mi içti? Kafası mı güzel oldu diye düşündüm. Ama Halit gün içinde sürekli benim yanındaydı ve ben markete gidip gelene kadar ne içmiş olabilir ki diye düşündüm. Yine de dikkatli olmakta fayda vardı. Yemeğimizi yedikten sonra biraz televizyon izlemeye karar verdik. Televizyon izlerken birden telefonum çaldı. Arayan Emir'di. Emir yarın iş olmayacağını ve işe gitmememizi söylüyordu. Aslında bu durum hoşumuza gitmişti. Yarın öğlene kadar uyur. Daha sonra da dışarıya gezmeye çıkarız diye düşündük. Bu yüzden bu gece erken uyumamıza da gerek yoktu. Gece geç saate kadar televizyon izledik. Sohbet ettik. Ancak Halit benden önce uyuyakalmıştı. Benim aklımı kurcalayan bazı şeyler vardı. Hiç uykum yoktu. Bu yüzden televizyonu kapattım. Kendime bir kahve yapıp balkona çıktım. Halit'i uzun zamandır tanıyorum. Hiç kötü alışkanlığın olmadığına da eminim. Açıkçası bu evde garip bir enerji olduğunu ben de hissedebiliyorum. Ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ben kahvemi yudumlarken birden kapı çaldı. Saate baktığımda saat gece yarısını çoktan geçmişti. Çok garip. Bu saatte kim bizim kapımızı çalardı ki? Hem burada bizi Emir'den başka kimse tanımıyor. Onunla da zaten konuşmuştuk. Geleceğini söylememişti. Kapıyı açmadım. Biraz bekledim. Ancak kapıdaki her kimse kapıyı açmanda ısrar ediyordu. Elindeki kahveyi masaya bırakıp kapıya doğru geldim. Kapı deliğinden baktığımda dışarının karanlık olduğunu gördüm. Normalde bir orada olduğumda ışıklar yanardı. Açıkçası kapıyı açmaya biraz korkuyordum. Ben kapıdan uzaklaşmak isterken kapı tekrar çaldı ve birinin sesini duydum. Kapıya gelip kimsiniz, ne istiyorsunuz dediğimde
çok kısık bir sesle bir kadının yardım edin diye seslendiğini duydum. Kapıyı yavaşça aralayıp baktığımda kapıda yaşlı bir kadın olduğunu gördüm. Başörtüsünden dolayı yüzünü tam olarak göremiyordum. Başını aşağı dikmiş ve eğilmişti. Elini bana doğru uzatmış, yardım edin diyordu. Ben de tamam biraz bekleyin, şimdi geliyorum deyip içeri girdim. Cüzdanından biraz para alıp kapıya doğru geldim. Ancak kadın kapıda yoktu. Bir de salak gibi kapıyı açık bırakıp içeri gitmiştim. Kapıdan dışarıya başımı uzatıp kadının gidip gitmediğinden emin oldum ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Elimdeki parayı masanın üzerine atıp tekrar balkona geçtim. Ben balkonda otururken içeriden tıkırtılar duyuyordum. Halit'in uyandığını düşünerek çok da alış etmedim. Biraz sonra sadece tıkırtılar değil, ayak sesleri ve fısıltılar da duymaya başladım. Oturduğum yerden içeriye baktım. Ancak içerisi karanlık olduğu için pek bir şey görünmüyordu. Sadece birinin sağa sola gidip geldiğini görebiliyordum. Halit diye seslendim. Ancak cevap alamadım. Tekrar seslendiğimde içeriden bir gürültü duydum. Sanki bir şey düşüp de kırılmış, paramparça olmuştu. Oturduğum yerden eğilerek ayağa kalktım. İçeriye geçip salon ışığını açtım. Ancak Halit'in hala kanepede uyuduğunu gördüm. O an içim bir korku sardı. Az önce evin içinde dolaşan kimdi? O sesleri çıkaran her kim veya her neyse hala buradaydı. Halit'i tek kolundan tutup silkeleyerek "Oğlum kalk, eve biri gir" dedim. Ancak onun uyanmaya hiç niyeti yoktu. Sinirli bir şekilde "Oğlum kalksana, eve hırsız girdi galiba. Ayağa kalk, çabuk ol" dedim. O da tedirgin bir şekilde ayağa kalkıp "Ne oluyor? Kim geldi?" dedi. "Kimse gelmiyor. Eve hırsız girdi. Sabahtan beri evin içine dolanıyor" dedim. Halit ile birlikte bütün odalara baktık. Her yeri kontrol ettik. Ancak evde kimseyi bulamadık. Halit de "Görüyor musun? Yine saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Bu evde garip bir şey var ama ne" dedi. Tam bu sırada mutfak dolaplarının kapıları hepsi aynı anda açıldı ve içindeki her şey yere dökülerek paramparça oldu. Korkudan ne yapacağımızı şaşırmıştık. O gece sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Sabah erkenden uyanıp evden çıktık. Tabi bu sırada mutfakta dağılan, kırılan dökülen her şeyi temizlemesi için bir kadın tuttuk. Kadın evi temizlerken biz de dışarıdaydık. Bu kadını bize Cemil abi önerdi. "Bu apartmandaki herkesin temizliğini bu kadın yapar. Ona güvenebilirsiniz" demişti. İçimden "Ben daha sana güvenemiyorum. Senin tuttuğun kadına nasıl güveneceğim" desem de başka çarem yoktu. O gün akşama kadar gezip tozduk. Yaşadığımız olayları unutmaya çalışıyorduk. Ancak ne kadar unutmaya çalışsak da bu bir gerçekti. O evde çok garip şeyler oluyordu. Halit bana "Bugün biraz içsek mi acaba" dedi. Ben de "Yok oğlum, zaten saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Bir de içip kendimizi mi kaybedelim" dedim. O da "Yok be, o kadar da değil. Azıcık içelim, canın çek" dedi. Ben de "Tamam o zaman, hadi gidip bir yerde içelim" dedim. O gün dışarıda güzel zaman geçirmiştik. Akşam hava kararmadan evin yolunu tuttuk. Eve geldiğimizde her tarafın tertemiz olduğunu ve kadının iyi iş çıkardığını gördük. "Halit, gördün mü bak, bir de Cemil abiyi beğenmiyorsun. Söylediği kadın işini ne kadar iyi yapmış" dedi. Ben de "Vallahi de öyle, ev tertemiz. Mutfak eskisinden bile daha güzel" dedim. Biz evin temizliği hakkında konuşurken birden kapı çaldı. Kapıyı açmadan önce yine birbirimize bakı kalmıştık. "Halit, bence açmayalım. Ne zaman kapıyı açsak başımıza bir şey geldi. En iyisi gidip uyuyalım" dedi. Ben de "Olur mu oğlum, saçmalama. Daha saat kaç? Belki Cemil abidir" deyip kapıya doğru gittim. Kapıyı açıp dışarıya baktığımda kimseyi göremedim. "Halit, gördün mü bak, kimse yok. Çabuk kapıyı kapat" dedi. Ben tam kapıyı kapatacakken biri dışarıdan kapıyı zorlamaya başladı. Kapı aralığından dışarıya baktığımda kimseyi göremiyordum. Ancak biri kapıyı açmak için zorluyordu. Dışarıdan korkunç sesler geliyordu. Biri bizim isimlerimiz sesleniyordu. Bu ses kalın ve korkutucu bir sesti. Halit bu durumu görünce hemen yanıma koşup bana yardım etti. İkimiz de kapıyı ittirmemize rağmen kapıyı kapatamıyorduk. Biraz ittirdikten sonra zorla da olsa kapıyı kapattık. Sonrasında olanlar ise hiç hoş değildi. Kapıyı durmadan yumrukluyorlardı. Bu biraz daha böyle devam ederse kapı kırılacaktı. Biraz böyle devam ettikten sonra etraf sessizleşti.
Biz tek kelime etmiyorduk. Sanki dilimizi yutmuştuk. Ben sessizliği bozarak, yarın ilk işimiz bu evden taşınmak. Birazcık daha burada kalırsak kafayı yeriz dedim. Halit de başını sallayarak beni onayladı. Biz sessizce otururken Halit'in telefonu çaldı. Halit telefona bakıp dona kaldı. Ona ne olduğunu sorduğumda arayan sensin dedi. Ben de oğlum saçmalama ben senin yanındayım. Bak telefonum şurada masanın üzerinde. Ben seni nasıl arayabilirim dedim. O da inanmazsan bak ekranda senin adın çıkıyor dedi. Ben de aç bakalım dediğimde Halit telefonu açtı. Halit efendim dediğinde telefonun diğer ucunda benim sesim gelmeye başladı. Halit dışarıda seni bekliyorum dedi. O da sen de kimsin dediğinde saçmalama benim arkadaşın Şirhan. Kapının önünde seni bekliyorum dedi. Halit de ama sen şu an karşımdasın. Seni görebiliyorum dediğinde hayır o ben değilim. O benim kılıma girmiş bir şeytan. Hemen oradan uzaklaş. Hemen onun yanından ayrıl ve dışarıya gel. Seni burada bekliyorum dedi. Halit korku dolu gözlerle bana bakmaya başladı. Belli ki onun aklı karışmıştı. Telefonu elinden alıp kapattım ve korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım dedim. Ancak o tek kelime etmiyordu. Birkaç adım benden uzaklaşıp kanepeye oturdu ve başını avuçların arasına aldı. Birden kapı çalmaya başladı. Dışarıdan benim sesim geliyordu. Halit kapıyı aç bana yardım et diyordu. Halit hemen ayağa kalkıp kapıya doğru geldi ve kapı deliğinden dışarıya baktı. Daha sonra bana dönüp sen dışarıdasın seni görebiliyorum dedi. Durum gitgide kötüleşiyordu. Halit'in kafası karışmıştı. Ona nasıl yardım edeceğimi bilmiyordum. Böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum ama içimden bir ses dua okumam gerektiğini söylüyordu. Ben dua okumayı pek bilmiyorum. Bu yüzden interneti açıp oradan dualar okumaya başladım. Dualar okunmaya başlandıktan sonra sesler kesilmişti. Evdeki gerginlik de azalıyordu. Gece geç saate kadar bu duaları açarak bu kabusa son vermiştim. Sabah ezan okunuyordu ve biz hala uyumamıştık. Halit'e hadi kalk camiye gidelim. Bu durumu hoca ile bir konuşalım. Belki bize yardım eder dedim. Halit'le birlikte kalkıp abdest aldık ve caminin yolunu tuttuk. Namazdan sonra hocanın yanına geldik ve ona olanları kısaca anlattık. Hoca da sürekli abdestli olmamızın ve namaz kılmamızın bize yararı olacağını söyledi. Bunun dışında başka hiçbir şey söylemedi. Camiden çıkıp eve geldik. İkimiz de namaz kılmayı hiç bilmiyorduk. Açıkçası kılmak da içimizden gelmiyordu zaten. Çünkü bu zamana kadar dinle alakalı hiçbir bilgi sahibi olmamıştık. Çaresiz bir şekilde birbirimize bakıyorduk. Çoktan güneş doğmuş, hava aydınlanmıştı. Kendimizi oldukça yorgun hissediyorduk. Yemek yiyecek halimiz bile yoktu. İkimiz de odalarımıza çekilip uyumaya karar verdik. Başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Uyudum ancak etrafta olup bitenin farkındaydım. Buna uyku felci deniliyor galiba. Gözlerimi açıp hareket etmek, ayağa kalkmak istiyordum. Ancak yapamıyordum. Buna çok da takılmak istemiyordum. Çünkü biraz daha kafama takarsam delirecektim. Ve bu yüzden uyumaya devam ettim. Rüyamda beni sürekli rahatsız eden bir şeyler vardı. Hem zihnime hem de bedenime acı çektiriyorlardı sanki. Rüyamda bir yaşlı kadın gördüm. O kadın geçen gece kapımıza gelen kadındı. Yine yüzünü göremiyordum ama o olduğuna emindim. Bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Ancak onu engelleyen biri vardı. Sabah uyandığımda evin alt üst olduğunu gördüm. Evde hiçbir eşya yerinde değildi. Bu saçma sapan durum iyice bizi korkutmaya başlamıştı. Emir'i arayıp acilen bize gelmesini söyledik. Yaklaşık bir saat sonra Emir gelmişti. Ona olup biten her şeyi en başından detaylıca anlattık. Emir bunları duyunca şoka girmişti. Emir, bu durumu ev sahibiyle konuşmak ve etraftakilerden daha önce bu evde böyle bir durum yaşanıp yaşanmadığını sormamız gerektiğini söyledi. Ben de kime sorarsan sor ama Cemil abiye kesinlikle sorma. Çünkü onlar zaten bir garip davranıyorlar dedim. Emir, hadi çıkıp yukarıdaki komşuları soralım. Belki onlar bir şeyler biliyorlardır dedi. Üçümüz de hep beraber yukarı katlara çıktık. Ancak çok garip bir şekilde hangi kapıyı çaldıysak hiç kimse açmadı. Çalmadığımız bir tek Cemil abinin kapısı kalmıştı. Evin önüne gelip kapısını çaldık. Kapıyı açıp bizi görünce hoş geldiniz içeri buyurun dedi. İçeriye geçip gösterdiği yere oturduk. Önümüze geçip bir şeyler içmek ister misiniz diye sordu. Biz de hayır teşekkürler
Sadece sizinle bir konu hakkında konuşmaya geldik dedik. O da, yok canım, olur mu öyle şey? Misafirmişsiniz. Sonuçta evime ilk defa geliyorsunuz. Mutlaka bir şeyler içmeniz gerekiyor dedi ve mutfağa gitti. O mutfağa gittikten sonra ben göz ucuyla etrafa baktım. Evde tek bir eşya yoktu. Ne televizyon, ne halı, ne duvarda bir tablo. Hiçbir şey. Çok geçmeden adam elini kahvelerle geri döndü. Yine her zamanki gibi suratında o garip gülümseme vardı. Kahveleri önümüze koyu, buyurun, afiyet olsun dedi. Ben tam lafa girmek isterken, acele etmeyin, önce kahvelerinizi için, daha sonra konuşuruz dedi. Biz arkadaşlarla birbirimize baktık. Emir, sorun yok, kahvelerimizi içeceğiz. Ancak sizinle konuşmak istediğimiz özel ve önemli bir konu var dedi. Ben hemen lafa girip, bizden önce o evde kim yaşadı diye sordum. Adam da, orada eskiden biz yaşıyorduk. Ne oldu? Bir sorun var dedi. Ben de siz derken diye sordum. Adam da ben, oğlum, bir de annem dedi. Emir de peki eşiniz diye sorduğunda adamın yüz ifadesi değişti. Şeytan görsün onun yüzünü. Allah onun belasını versin. Onun hakkında tek kelime konuşmak istemiyorum dedi. Biz de bakın biz o evde garip olaylar yaşıyoruz. Bunun sebebini bilmek istiyoruz. Siz o evde yaşadığınıza göre orada neler olduğunu da biliyorsunuz dedik. Adam biraz düşündükten sonra, tamam, anlatacağım. Ancak bir daha bana bu konu hakkında asla soru sormayacaksınız dedi. Biz de, tamam, söz veriyoruz. Yeter ki bize ne olup bittiğini anlatın dedik ve Cemil abi anlatmaya başladı. Evliliğimin 3. yılıydı. Bizim hala bir çocuğumuz olmamıştı. Annem sürekli bizi bu konuda darlıyor, neden bir çocuğunuz olmuyor diye bizi sıkıştırıyordu. Eşimle çocuğumuz olmadığı için sürekli hastanelere, doktorlara gidiyor, bir çare bulmaya çalışıyorduk. Bu kadar çabalamamıza rağmen yine de benim ailemi bir türlü razı edemiyorduk. Zaten eşimin ailesi yoktu. O küçükken ailesini kaybetmişti. Kısa bir süre sonra babam kalp rahatsızlığından vefat etti. Annem de bizim yanımıza taşınmaya karar verdi. Annem bu kararı bizim hiç hoşumuza gitmemişti. Uzaktayken bizi sürekli darlayan, yanımızda olduğu zaman hayatı bize zindan edecekti. Bunu çok iyi biliyorduk. Ancak yine de yapacak hiçbir şeyim yoktu. Annem yanımıza taşındıktan kısa bir süre sonra kavgalar, gürültüler başladı. Eşimin hiçbir işini beğenmiyor, sürekli onu azarlıyordu. Eşim çok sakin, sessiz biriydi. Hiçbir zaman anneme karşı gelmemişti. Hiçbir zaman onun bir dediğini iki etmemişti. Bunları yapmasına rağmen yine de annem onu hiç sevmiyordu. Bir gün eve geldiğimde eşimin evde olmadığını gördüm. Anneme eşimin nerede olduğunu sorduğumda, bilmiyorum, kapıya bir adam geldi. Birkaç parça eşyasını alıp, beni bir daha aramayın, sormayın, ben gidiyorum diyerek kapıyı çarpıp git dedi. Ben o an duyduklarım karşısında dona kalmıştım. Anne, sen ne diyorsun? O böyle bir şey yapmaz. Biz birbirimizi severek evlendik. Bunun olma ihtimali yok desem de, annem ısrarla durumun böyle olduğunu söyledi. Ben ondan nefret etmiştim. Yaşamak daha istemiyordum. Birden evin kapısı açıldı ve eşim elinde poşetlerle içeriye girdi. Beni görünce, hoş geldin canım. Ben de markete gitmiştim. Evde eksik birkaç eşya vardı. Onları aldım dedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Anneme, anne sen aklını mı kaçırdın? Neden bana böyle yalanlar söylüyorsun? Neden mutlu olmama izin vermiyorsun? Bu kız sana ne yaptı? Ben sana ne yaptım? Niye hayatı bizi zindan ediyorsun dediğimde annem gülerek bu daha başlangıç. Sizin benim elimden çekeceğiniz var dedi ve arkasını dönüp odasına gitti. Dönüp eşime baktım. Eşim eline poşetlerle ne oluyor? Her şey yolunda mı dedi. Gözlerim dolmuştu. Bir an gerçekten eşimin gittiğini sanmıştım. Yanına gidip ona sıkıca sarıldım. Onu ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha anlamıştım. Eşimi de alıp o gece dışarı çıktık. Dışarıda güzel zaman geçirdik. Eğlendik, yedik içtik. Gece yarısından sonra eve geldik. Eve geldiğimizde annem çoktan uyumuştu. O günden sonra annemle eşimin arasının düzeldiğini fark ettim. Annem garip bir şekilde eşime iyi davranıyor, onunla iyi geçiniyordu. Bu duruma eşim de çok şaşırmıştı. Ama bu durum bizim hoşumuza gitmişti. Artık işe giderken aklım eşimde kalmıyordu. Annemin ona kötü davranmadığını biliyordum. Bu yüzden kafam rahattı. Ancak ne bilebilirdim, fırtına öncesi sessizliğin olduğunu. Bir gün işten eve geldiğimde karımın gözlerinin şiş ve kızardığını gördüm. Hemen yanına gidip
Ona ne olduğunu sorduğumda ben hamileyim dedi. Gözyaşları üzüntüden değil mutluluktanmış. O an çok mutlu olsam da ben de gözyaşlarıma hakim olamadım. Ama bu nasıl olur? Biz uzun zamandır bir bebeğimiz olsun diye bütün doktorlara, bütün hastanelere gittik. Ancak bir sonuç alamadık. Şimdi hiç çabalamadığımız halde sen hamile kaldın dedim. O gün evimiz bayram yerine dönmüştü. Eşimin hamileliği süresince sürekli ağrısı, sürekli rahatsızlığı vardı. Annem eşimin yanından hiç ayrılmıyor, sürekli onu gözetim altında tutuyordu. Aslında bu benim için iyi bir şeydi. Yani evde olmadığım zaman annem onun yanındaydı. Eşim hamileliğin 6. ayına geldiğinde sancıların çoğaldığını ve artık dayanamayacağını söyledi. Bir gece eşim uykusundan çığlık atarak uyandı. Elini karnına tutup dayanamıyorum artık. Onu içimden çıkarın diyordu. Eşimi yatağından kaldırıp hastaneye götürmek isterken yatağının kan içinde olduğunu gördüm. Annem çığlıklarımızı duyup odamıza geldiğinde sen dışarı çık ben hallederim dedi. Anne sen bu işlerden anlamazsın. Doktor çağırmak istiyorum dediğimde hayır saçmalama doktora gerek yok. Sana dışarı çık diyorum ben halledeceğim dedi. Ben yine de annemi dinlemedim. Defalarca kez ambulansı aradım ama hiç kimseye ulaşamadım. Çok garipti. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok düşüktü. Hatta hiç yoktu. Yine de kaderimize razı olup beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra bebeğimin ağlama seslerini duydum. Çocuğum vaktinden çok önce doğmuştu. Ancak sağlıklı olması beni mutlu etmişti. Hemen odaya girip durumun nasıl olduğuna bakmak istedim. Bebeğim gayet sağlıklı ve çok güzeldi. Ama maalesef eşim hayatta değildi. Bebeği doğururken vefat etmişti. Onun yokluğu beni çok derinden sarstı. Sabaha kadar eşim başı üzerinde bekledim. Sabahın ilk ışıklarında bir ambulans çağırdım. Eşimi ve oğlumu hastaneye götürdüler. Daha doğrusu oğlumu hastaneye, eşimi morga götürdüler. Bebeğimin sağlıklı olup olmadığını kontrol ettiler. Her şey yolundaydı. Benden gizli annem çocuğa DNA testi yaptırmış. Ve bunu bana oracıkta hastanede söyledi. Ben buna ne gerek var? Hem zamanında değil, niye böyle bir şey yaptın dediğimde. Bana kızma, ben ona güvenmiyorum. Hiçbir zaman da güvenmedim. Bu yüzden bu testi yaptırdım dedi. Birkaç gün sonra testin sonuçları çıktı. Sonuçlar benim beklemediğim gibiydi. Çocuk benden değildi. İşte o an eşime olan tüm sevgim, saygım hepsi bitmişti. O günden sonra onun adını bir daha anmadım. Oğluma da hiçbir zaman ondan bahsetmedim. O ev eşimin hatıralarıyla dolu olduğu için orayı terk ettim ve oğlumla birlikte bu kata taşındım. Annem ise o evde kaldı. Biz oradan taşındıktan kısa bir süre sonra annem vefat etti. Annem vefat ettikten sonra o evi birkaç kişiye kiraya verdim. Ancak onlar da kötü bir şeyler yaşadıklarını söyleyerek evden çıkıp gittiler. Ben o evden taşındıktan sonra o eve bir daha girmedim. Ara sıra temizlemesi için bir kadın tutuyorum o kadar. Size başka da anlatacak bir şeyim yok dedi. Adamın yaşadıkları gerçekten çok zormuş. Biz kahvelerimizi içip ayağa kalktık. Rahatsız ettiğimiz için özür diledik. O da sıkıntı yok dedi ve kapıyı ardımızdan kapattı. Eve gelip bugün eşyalarımızı toplayalım ve başka bir ev bulalım diye düşündük. Emir de tamamdır. Ben gidiyorum. Bir ev bulmak için size yardım edeceğim. Merak etmeyin dedi ve gitti. Halit bana fark ettin mi hiç? Bu ev sanki hiç boş kalmamışa benzemiyor. Sanki sürekli burada birileri yaşamış gibi. Baksana adam oğlu daha küçükken bu evden taşınmış ve kısa bir süre sonra kadın vefat etmiş. Ancak ev hala çok iyi. Bence o kadın ruhu hala burada ve bizi izliyor dedi. Oğlum saçmalama. Abuk subuk şeyler konuşup daha da canımızı sıkma. Hadi kalk eşyalarımızı toplayalım dedim. Kalkıp eşyalarımızı topladık. Halit bu gece bu evde geçireceğimiz son gece. Tadını çıkaralım dedi gülerek. Ben de ne tadını çıkaracağım ya. Bu evden kurtulmak için sabırsızlanıyorum dedim. Halit de biliyor musun ben sana söylemeyi unuttum. Yatağımın altında bir defter buldum. Ancak içinde yazılanları okuyamıyorum dedi. Ben de ne defteri diye sorduğumda bekle getireyim diyerek içeri gitti. Çok geçmeden elinde oldukça eski bir defterle geri döndü. Defteri elime alıp baktığımda içindeki yazıları ben de anlamamıştım. Bu yazılar biraz Arapçaya benziyordu. Ancak yine de ne olduğunu anlamamıştım. Bu yazıların hangi dil olduğuna internetten baktığımda gerçekten de Arapça olduğunu anladım. Orada yazılanları okumam imkansızdı.
Ancak içimden bir ses o yazıları okumam gerektiğini söylüyordu. Akşam ezanından biraz önce yine ocağımı hocasının yanına giderek bu defteri gösterdim ve içindeki yazılanları bana anlatmasını istedim. Hoca defterde yazılanları okudukça hepimiz şoka girmiştik. Benim psikolojim iyice altüst olmuştu. Size o defterde yazılanları detaylı bir şekilde anlatamam. Ama yine de olayların nasıl olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu defter yaşlı kadının not defteriymiş. Yaptığı ve yapmak istediği şeyleri buraya not alıyormuş. Oğlunun bir çocuğu olmasını çok istediğini ve bunun için elinden geleni yaptığını yazıyordu. Kadın cinlerle anlaşarak gelinin hamile kalmasını sağlamış. Ona sürekli büyülü yiyecekler içecekler veriyormuş. Bu yüzden de geliniyle arasını iyi tutması ve ona iyi davranması gerekiyormuş. Kadın geliniyle arasını iyileştirdikten sonra ona istediğini yaptırabiliyormuş. Ancak oğlu sürekli işte olduğu için bunlardan haberi yokmuş. Torunun olması karşılığında ise gelinin canını ortaya koymuş. Bu gerçekten de korkunç bir şey. Çocuk doğar doğmaz Cemil abinin eşi vefat etmişti. Kadın, oğlu karısına yas tutmasın, ondan nefretsin diye DNA testi yapmış ve çocuğun ondan olmadığını ona kanıtlamıştı. Sürekli oğlunun beynini yıkayarak o kadın sana ihanet etti. O kadın seni hiç sevmedi gibisinden konuşmuş. Cemil abi yıllardır çocuk hasretinde olduğu için ve annesinin ısrarlarına dayanamayıp o çocuktan vazgeçmemiş. Çocuk onun olmasa bile yine de onu sahiplenmişti. Ancak bu olaylardan kesinlikle haberi olmadığını biliyorum. Eşinin bu olaylarda hiçbir suçu yok ki. Bütün suç annesinindi. Bizim bu arada yaşadığımız olaylara gelirsek, kadın ölmeden önce yine yaptığı büyüler sayesinde bu evi ruhuyla sahiplenmiş. Bedeni bu evden gitse de ruhu asla bu evi terk etmemiş. Bu eve gelen herkesi korkutarak buradan kaçırıyormuş. Bunları öğrendikten sonra bir dakika bile o evde duramayacağımızı anladık ve hemen o evden taşındık. Tabii bu durumdan Cemil abiye bahsedip bahsetmeme konusunda kararsız kalmıştık. Defteri aldığımız yere geri bıraktık. O evden bir daha dönmemek üzere uzaklaştık. Bu durumdan bu zamana kadar hiç kimseye bahsetmedik. Bu durum için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Cemil abiye de eşine de gerçekten çok üzülmüştük. Bazen düşmanlarımızı dışarıda aramak ve yakınlarımıza çok şey anlatmak konusunda yanlış yapıyoruz. En yakınımız bile olsa her zaman mesafe koymak en iyisidir. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.